Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Yayınımıza güzel bir haberle başlıyorum. 2012 yılında yayınına başladığımız YouTube kanalımız nihayet 100 bininci abonesine ulaştı. Bununla ilgili hazırladığımız kısa bir bilgilendirmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve danışanlarım, 2012 yılında gerçek astrolojiyi sizlere ulaştırabilmek, astroloji alanında bilinç oluşturmak için ilk youtuberlardan olduk ve kanalımızı açtık. 7 yıl boyunca her gün, her hafta ve her ay hiç ara vermeden videolarımızla sizlere ulaştık ve nihayet Nisan 2019 itibariyle 100 bin aboneyi geçtik. Bu 7 yıllık sürede çok emek ve para harcayarak tam 23.200 video ürettik. Astroloji kategorisinde kırılması zor bir rekora ulaştık. Videolarımız tam 38.505.000 defa izlendi. Videolarımızın izlenme süresi tam 86.840.000 dakika. Yani tam 165 yıl 40 gün süresince size astroloji anlatmış, gerçek astroloji bilincini oluşturmaya çalışmışım. Ve tabii ki WhatsApp hattımıza sizlerden gelen binlerce mesaj. Bunlara cevap yetiştirmeye çalıştık ve çalışıyoruz artık sadece burcunuz değil, kişisel doğum haritanızı da öğrenmek istiyorsunuz. Gerçek astrolojiyi anladıkça kişisel doğum haritanızın olması gerektiğini gördünüz, bilinçlendiniz ve bilinçleniyorsunuz. Tüm gerçek astroloji severlere, astroloji konusunda bilinçlenmeye çalışan takipçilerime, öğrencilerime ve çok sevgili danışanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Mayıs ayı sizin için aile, ev, yuva temalarının öne çıktığı, genel olarak yaşamdaki sorumluluklarınız, görevleriniz, genel kariyerinizle ilgili bazı farkındalıklar yaşayabileceğiniz yılın en güçlü aylarından birini işaret ediyor. Bakalım konu başlıklarına. Bu ay neler var? 5 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay doğacak. 19 Mayıs'ta da Akrep burcunda bir dolunay var. Her ikisi de sabit burçlarda. Siz de bir sabit burçsunuz. Dolayısıyla sizin için etkiler güçlü ay genelinde. 6 Mayıs'a kadar Merkür Koç burcunda. 6 Mayıs'tan sonra ise Boğa burcuna geçiyor. Venüs ayın 15'inde Boğa burcunda parlamaya başlayacak. Mars ayın 16'sına kadar İkizler burcunda, 16'sından sonra ise Yengeç burcuna geçecek. Şimdi biraz daha bu konulara detaylı değinelim. Evet. Aslında aya hızlı başlıyorsunuz hemen ayın ilk haftasını yani 1-6 Mayıs aralığında Merkür'ün koçtaki hareketi, Venüs'ün koçtaki hareketi, yay burcundaki Jüpiter ile Merkür arasındaki muhteşem üçgen açı, aya hızlı başladığınızı gösteriyor. İyimsel enerjilerle başlıyorsunuz. Zihniniz de çok hızlı çalışıyor, çok yaratıcı. Birçok program yapabilir, plan, proje üretebilirsiniz. Ve tabii ki bu fikirlerinizi etrafınızla böyle yoğun bir haberleşme trafiğiyle paylaşıyorsunuz. Seyahat organizasyonları, tatil planları falan da olabilir. Yani önümüzdeki ay içerisinde yapacağınız her şeyi planlayabilirsiniz, programlayabilirsiniz ki koşullarda uygun görünüyor. 5 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda yeni ay doğacak. Sizin dördüncü ev alanınız. Burası özel yaşamınız. Eviniz, yuvanız, güvenliğiniz, ebeveynleriniz, iç dünyanızla ilgilidir. Huzur ve mutluluğunuzla alakalıdır ve yeni ay Boğa burcunda aslında güven arayışı veriyor. Ve sizin kendi özel yaşamınız, özel alanlarınızda bazı yenilikler olabileceğini işaret ediyor. Bu tabii ki keyif ve konfora ait olabilir. Yani yaşadığınız mekanları güzelleştirmek, düzenlemek, işte belki dekorasyonla ilgileneceksiniz. Şöyle bir bahar temizliği yapacaksınız. Evinizi boyayacaksınız. Tadilat ve benzeri konular var. Bunlar için uygun koşullar var. Boğa, toprak, bahçe işleri, çiçekleri, çiçeklerin ekilmesi, düzenlenmesi ve benzeri konular da olabilir. Aile ilişkilerinin güçlendiği, aileye odaklandığınız, anneniz, babanız, ebeveynlerle ilgili konuların da biraz daha sizin yaşamınızda öne çıktığı bir ay olacak. 5 Mayıs 20 Mayıs aralığındaki süreçte bu konular sizi meşgul edebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Eğer haritalarınızda toprak burçlarında ve su burçlarında yani boğa, oğlak, başak ya da yengeç, balık, akrep gibi burçlarda Jüpiter, Venüs, Ay, Merkür yerleşiminiz varsa ki bunlar daha iyicir gezegen etkileridir. Bu yapılar yani evinize ait, yuvanıza ait, ailenize ait konularda daha huzurlu, daha istikrarlı, daha keyifli etkiler altında olabilirsiniz. Bu bir taşınmak da olabilir. Arzu ettiğiniz bir evi almak da olabilir. Ya da satmak istediğiniz bir evi, mülkü satmak, kiralamak da olabilir. Yani size ait gayrimenkul, toprak, emlak ve benzeri konularla da ilgili gelişmelerin olabileceği bir dönemdesiniz. Ancak sabit burçlarda e, kova, akrep, boğa, aslan gibi burçlarda biraz böyle sert yerleşimleriniz varsa işte Mars, Satürn, Uranüs gibi yerleşimleriniz varsa o zaman bazı stresler de oluşabilir. Bunlar tamamen kişisel haritalarınızla alakalı. Bazı stresler, gerilimler de oluşabilir. Belki ebeveynlerle ilgili bir konu uğraşmanızı gerektirebilir. Ya da ev gayrimenkul evle ilgili konularda biraz engel ve kısıtlama da hissedebilirsiniz genelde baktığımızda boğa yeni ayı kendi içerisinde güzel enerjiler taşıyor Uranüs boğada ve sizin dördüncü ev alanınızda bu ay 8 Mayıs'ta Merkür'ün de aslında boğa burcuna geçişiyle beraber 8 Mayıs'ta Merkürle Uranüs birleşecek tam sizin dördüncü ev alanınızda sürpriz bir haber anlamına geliyor ya da sürpriz bir karar bir sorunu çözmek için ilginç bir fikir olabilir örneğin. Bu parasal içerikli de olabilir. E, ev sahibinizden ya da bir haber gelecek ya da satmak istediğiniz eviniz, kiralamak istediğiniz evinizle ilgili bir, e, bir haber gelecek, bir müşteri bir, çıkacak, bir talep olacak. Bununla ilgili böyle bir sürprizi size getirebilir. boğa yeni ayının genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Bağdacı YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Evet artık 6 Mayıs'ta Merkür'ün de boğaya geçişi bizim zihnimizi daha çok özel hayatımız, evimiz, yuvamız, ailemiz ve güvenliğimizle ilgili alanlara odaklarken buralarda da çözüm yolları bulmaya çalışacağız. 15 Mayıs'ta diğer bir şans gezegenimiz Venüs Boğa burcuna geçecek ki Venüs Boğa burcunu yönetici gezegeni olarak kendi tatlına kendi evine gelecek ve tüm enerjisiyle burayı aydınlatacak. İşte o size şanslar da getirecek. Artık bir sorunu çözmek için Venüs'ün desteği altında olabilirsiniz ayın 15'inden sonra. Evde kendinizi daha huzurlu, daha keyifli, daha mutlu hissedebilirsiniz. Aile üyeleriyle bir araya gelmek, evde güzel böyle yemek davetleri, partiler, toplantılar, kutlamalar yapmak mümkün. Ee, ev Anne, baba ve ebeveynlerden yana keyif, huzur, sevgi, şefkat almanız mümkün. Yine emlak, gayrimenkul ve toprakla ilgili alanlardan... Parasal kazanç elde etmeniz mümkün e veya almak istediğiniz bir şeyi daha iyi şartlarda almanız, bir yatırım yapmanız mümkün. İşte bunları ayın 15'inden sonra özellikle ay, ayın 20'sine kadar olan süreçte o dolunay enerjisiyle daha iyi hissedebiliriz. 19 Mayıs'ta Akrep Burcu Dolunay'ı tam sizin 10. evinizde haritanızın tepesinde kariyer alanında olurken bir anda sanki içinde bulunduğunuz ortamda kamuoyu diyelim bu tabii ki kalabalıklar da olabilir iş ortamınızdaki iş ve mesleki alandaki pozisyonunuz olabilir ya da aile içerisindeki konumunuz olabilir sizi dikkat çekici bir hale getirecek orada bir parlıyorsunuz böyle bir öne çıkıyorsunuz Orada bir liderlik yapmanız, herhangi bir konuda bir mesuliyet almanız, bir sorumluluk almanız da mümkün. Kariyeriniz ve toplum önündeki statünüzle ilgili kim iş ve mesleğiniz de olabilir. Bazı dönüşümler yaşamanız da mümkün. Akrep sonlanmalarla da alakalıdır, farkındalıklarla da alakalıdır. Bu bir tabii ki bir iş işten ayrılma olabilir, bir emeklilik kararı olabilir. Ee, ama yine aynı şekilde e, sizin için otorite pozisyonda olan kişiler, aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili olabilir olabilecek bazı aile içerisindeki dönüşümler etkiler de olabilir. E, işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili bir yükselme, bir terfi, bir ödül, başarı da olabilir. Hatta size ün ve şöhret getirebilecek bir başarı da olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Akrep burcu dolunayı özellikle doğum haritalarınızda su burçlarında Venüs'ünüz, Jüpiteriniz varsa balık, yengeç ya da akrep burçlarında evet size biraz daha böyle bir yükselme imkanı, böyle bir ün, şöhret, başarı imkanı daha iyicil etkiler fırsatlarda getirebilir. Sevgili kovalar, Akrep Burcu Dolunay'ın genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımdan da izleyebilirsiniz. Ve ayın 18'inde 19'unda Venüs Uranüs kavuşumu olacak. Evet o da 4. evinizde güzel bir sürprizi getirecek gibi görünüyor size. 18-19 Mayıs hem Dolunay enerjisiyle bu etki meydana gelecek. Evet Venüs Uranüs para haberleri anlamına da gelir. Yani parasal bir haber sizi sevindirecek, keyifli, kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak. Belki hiç olmaz diye düşündüğünüz bir sürpriz de olabilir. 21'inden sonra ise hem güneş hem merkür ikizler burcuna geçiyor. Aynen sizin gibi hava elementi bir burca geçen ikizler. Artık güneş biraz böyle ev ortamından özel hayatınızdan sizi birazcık sosyal hayata dış dünyaya doğru yönlendirmek isteyecek eğlenceli konuları aydınlatmaya başlayacak. Merkür de 5. evinize geçecek. Daha kişisel uğraşlarınız, kişisel keyif aldığınız faaliyetlerle ilgilenebilirsiniz. Sosyal hayatınız, dış dünyadaki hayatınızda biraz hareketlenme, kıpırdanmaya başlayabilir. Aşk, romantizmle de ilgili e, enerjiler ayın son günlerinde güçlenmeye başlayacak. Ama buradaki esas etkiyi Haziran ayında alacaksınız. Yani Haziran ayı sizin için organizasyonlar, sosyalleşme, keyif, eğlence, aşk ve benzeri konularda, çocuklarla ilgili konularda daha güzel etkiler barındırıyor. Evet ayın genelini şöyle bir özetlersek, bu ay genel olarak özel yaşamınız, aileniz, eviniz, yuvanız, yaşadığınız yerler, kendi güvenliğiniz, konfor ve rahata yönelik alanlarınız anneniz babanız ebeveynleriniz toplum önündeki e, sorumluluklar görevler ve genel kariyer alanlarındaki hareketlere dikkat çekiyor buralarda güvenli koşullar oluşturabilir bazı dönüşümler yapabilir e, farkındalıklar olabilir hatta sürpriz fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz sevgili kovalar mutlu ve başarılı bir ay dilerim hoşçakalın.